İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Celal Harutyunyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Seçim öncesi kampanya, Vazgen Sistiyan. Noray Soğumanyan'ın adını taşıyan ev müzesinin açılış töreni gerçekleştirildi. Kaçırılan Ermeni askerlerin davası Sumgayit'te başlıyor. Ermeni izini ortadan kaldırmaya çalışılıyor. Azerbaycan Artsakh'ın tarihi ve kültürel mirasını yok ediyor. İcatları sayesinde dünyanın her köşesinde insan hayatını her saniye kurtaran Ermeni doktorlar. Celal Harutyunyan, Artsakh Cumhuriyeti Askeran Bölgesi'nin Badara köyünde doğdu. Babası Anatoli, matematik öğretmeni ve okul müdür yardımcısı olarak çalıştı. Annesi Svetlana hemşireydi. 1981-1991 yılları arasında aynı köyün ortaokulunda okudu. Okulu bitirdikten hemen sonra Artsakh için sürdürülen kurtuluş mücadelesine katıldı. Aynı zamanda 1995 yılında mezun olduğu Artsakh Devlet Üniversitesi Biyoloji Fakültesi'nde okudu. 1999 yılında kırmızı diploma ile mezun olduğu St. Petersburg Askeri Akademisi'ne girdi. 5 Kasım 1992'den beri savunma ordusunda görev yapmaktadır. 1992-2016 yıllarında Savunma Bölge Komutanlığı, Komutan Yardımcısı, Kurmay Başkanı, Birlik Komutanlığı gibi çeşitli görevlere atandı. 14 Haziran 2016'da Bako Sahakyan'ın kararnamesiyle Harutyunyan, Artsakh Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun N Askeri Birliği'nin komutanlığına atandı. 14 Aralık 2018 tarihinde Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın kararnamesiyle Silahlı Kuvvetler 1. Komutan Yardımcısı Kurmay Başkanı olarak atandı. 2020 yılında Araik Harutyunyan'ın kararnamesiyle Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun ilk Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevinden alınarak tüm General Harutyunyan, Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanı Savunma Ordusu Komutanı olarak atandı. 27 Ekim 2020'de muharebe pozisyonunda yaralandığı için Savunma Bakanı Savunma Ordusu Komutanı görevinden alındı. Harutyunyan'a karşı suikast teşebbüsten henüz sanık bulunmayan bir ceza davası açıldı. 4 Aralık'ta hastaneden taburcu edildi. Şubat 2021'de Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Varşak Harutyunyan'ın emriyle Celal Harutyunyan, Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Servisinin başına getirildi. 2 Eylül 2022'de Celal Harutyunyan'a 2020'de 44 gün süren savaşı sırasında resmi görevlere yönelik ihmalkar tutum ile bağlantılı olarak Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 55. maddesinin 3. kısmı uyarınca 2 kez suçlama yapıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Servisi Başkanı olarak görev süresi durduruldu. Aslında buğday hayatın başlangıcı olarak kabul edilir. Çünkü en önemli hayati bileşenlerden biri olan ekmeği ondan elde ederiz. Buğday, Ermenistan için her zaman önemli bir hayat kaynağı olmuştur. Ermenistan'ın üçü Ermeni platosuna özgü yabani tahıl türleri ile özellikle dikkate değer olduğu belirtilmelidir. 1992'de kabul edilen Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ilk kez bitki genetik kaynaklarının korunmasında in situ bitki sisteminin birinci rolünü vurgulamıştır. Erebuni rezervinin alanı çok küçük, yaklaşık 100 hektar ancak yabani türlerin gen havuzunun korunması için bir yuva olarak sadece Ermenistan Cumhuriyeti için değil tüm dünya için de benzersizdir. Burada endemik dağ kuru bitkileri ve esas olarak hububattan oluşan eşsiz doğal kombinasyonlar korunuyor. Rezervin florası çok zengin ve çeşitlidir ve yaklaşık 300 tür içerir. Dünyanın bilinen 4 yabani türünden 3'ü 100'den fazla çeşidiyle burada yetişiyor. Yabani çavdar, arpa türleri de tür içi çeşitlilik ile ayırt edilir. Erebuni rezervi statüsünü 1981 yılında kazanmış. Ermenistan'da yabani buğdayın keşfiyle ilgili bir takım koşullar bunun için zemin oldu. 20. yüzyılın tanınmış ve seçkin bir botanikçisi olan Vavilov, Ermenistan'ın zenginliğinden biri olan yabani buğday hakkında konuştu. Onun amacı insanlığın soyu tükenmiş türleri kullanarak beslemekti ve bu durumda bunlar yabani tahıl türleriydi.
Bu bilgiler kullanılarak ve yabani buğday örnekleri toplanarak yeni teknolojiler ve seleksiyon süreçleri koşullarında yeni türler yaratmak ve yeryüzünden kaybolan eski türleri geri getirmek mümkün hale geldi. Genetikçiler ve ıslah uzmanları için en büyük keşif olarak kabul edilen Vavilov yasasına göre kalıtsal varyasyonun homolog serisini Vavilov'un kendisi gerçekleştirme olasılığını kanıtladı. Bitki deposunu ilk yaratan oydu. Sadece bir depo değil, aynı zamanda ülkenin farklı yerlerinden toplanan endemik ve sadece mahsul türlerinin korunmadığı, aralarında bu mahsullerin yabani türlerinin de ayırt edildiği bir genetik havuzdu. Vavilov'a göre bu yabani türler mevcut mahsullerin ataları olarak kabul ediliyor. Asala'nın misyonu sadece Ermenilere karşı işlenen soykırımın Armenosidin uluslararası tanınmasını sağlamak değil, aynı zamanda Batı Ermenistan'ı geri getirmek. Van Operasyonu'nun başkanı Vazgen Sistyan bunu röportajlarında sık sık dile getiriyor. Vazgen Sistyan, 20 Ekim 1956'da Beyrut'un bir banliyosu olan Burj Hamut'ta soykırımdan Armenosid'den kurtulan bir ailede doğdu. 1986'da Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nden dil bilim bölümünden mezun oldu. Vazgen Sistyan iyi derecede Ermenice, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe bilmektedir. Lübnan Savaşı sırasında genç Sistyan öz savunma timi ile birlikte Ermeni mahallelerini savundu. Türk konsolosluğunda rehin almadan birkaç ay önce Sistyan ve arkadaşları Armenian Magazine dergisinin editörlerine bir yayın göndererek Beyrut'ta ünlü oldular. 24 Eylül 1981'de 25 yaşındaki Sistyan, Paris'teki Türk konsolosluğunu ele geçirmek amacıyla Asala örgütünün bir grup savaşçısına Hagop Culfayan, Gevork Güzelyan, Aram Basmacyan liderlik etti. Vazgen Sistyan ile ilgili videoyu Western Armenia TV'nin YouTube sayfasında izleyebilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Vayotsor bölgesine bağlı Artabuynk köyünde kahraman Norayr Sohomonyan'a adanan müze 1 Temmuz'da açıldı. Müzenin açılış töreninde Başbakan Sedat Melikyan başkanlığındaki Batı Ermenistan heyeti de hazır bulundu. Açılış konuşmasının ardından Batı Ermenistan marşının okunması ve bayrağın yükseltilmesi ile tören başladı. 44 günlük savaşta ölümsüzleşen kahramanın annesi Suzanna Vartanyan yaptığı konuşmada Norayr'ın o gün 23 yaşına girmiş olacağını söyledi. Anavatan savunması sırasında Ciraka'da şehit düştü. Norayr ölümünden sonra savaş hizmet madalyası ile onurlandırıldı. Suzanna Vartanyan, oğlum hem müzisyen hem de ressamdı. Her iki sanatta da ustalaştı. 100'den fazla tablosu var. Şimdi onun bıraktığı başka nesnelerin olduğu müzede tutuluyorlar. Yıllar boyunca diğer çocuklarımın eşyalarını neden saklamadım bilmiyorum ama Norayr'ın eşyalarını, hatta kullanılmış kalemlerini ve silgilerini bile sakladım. Nedenini açıklayamam ama sakladım ve bugün tamamı müzesinde. Müzik aletleri de orada. Norayr birkaç müzik aleti çaldı. Tar, dıhol, akordiyan dedi. Açılış töreninde bir konuşmada bulunan Batı Ermenistan Başbakanı Sedat Melikyan, konuşmasının ardından Norayr Sohomonyan'ın ailesine Batı Ermenistan Fahri Vatandaşı belgesini takdim etti. Törenin sonunda Aşuk Civani'nin adını taşıyan okulun Yeknadzor Şubesi öğrencileri performanslarıyla sahne aldılar. Bakü medyasının bildirdiğine göre Şigahok köyü mevzilerinden kaçırılan Ermeni askerler Harutyun Hovagimyan ve Karen Gazaryan bugün Sumgayit'te ağır suçlar mahkemesine çıkarılacak. Bakü bu iki askeri devlet sınırlarını yasa dışı yollardan geçmekle ve o ülke topraklarında terör faaliyetleri planlamakla suçluyor. Bakü tarafı yıkıcı bir sızma girişiminde bulunduklarını iddia ediyor. Mahkemenin hazırlık oturumu bugün yapılacak. Davada 4 Azeri mağdur olarak kabul edildi. Ermeni tarafının ön verilerine göre Bakü silahlı grubu 26 Mayıs'ta Ermenistan Cumhuriyeti sınırını geçerek askerleri kaçırdı. Ermenistan Cumhuriyeti devlet sınırını yasa dışı olarak geçmek ve iki askerin kaçırılmasıyla ilgili olarak ceza davası başlatıldı.
Batı Ermenistan hükümeti Bakü makamlarının sivil halkın zorla yerinden edilmesinden, sakinlerin ve askerlerin kaçırılmasına kadar sadece savaş zamanında değil, barış zamanında da meydana gelen soykırım, Armenosit politikasını defalarca kanıtladı. Bu olay aynı zamanda bir savaş suçu sayılması gereken bir insan kaçırma olayıdır. Hükümetimiz Şuşi mülteciler örneğinde olduğu gibi bu konuda da uygun bir süreç başlatacaktır. 44 gün savaşının hemen ardından Bakü hükümeti Artsakh'ın tarihi ve kültürel mirasını yok etmek, tarihi topraklarımızdan Ermenilerin izlerini yok etmek ve kültürel değerlere sahip çıkmak için çeşitli eylemlerde bulunuyor. Alfa Nusrum, Artsakh'ın eski Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı ve şimdi Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı danışmanı olan Lusine Garakhanyan ile canlı bir röportajda bulundu. Yakın zamanda Bakü'de dünyanın 9 ülkesinden uzmanların katıldığı Kafkas Ahvankı başlıklı 10. bilimsel konferansı düzenlendiğini bildirdi. Lusine Garakhanyan, böylece Artsakh'ın tarihi ve kültürel mirasının Ahvan kökenli olduğu yönündeki bilimsel ve akademik çevreler tarafından ileri sürülen tezi güçlendirmeye çalışıyor diyerek endişelerini dile getirdi ve henüz başarılı olamadıklarını kaydetti. Ona göre resmi Bakü, Ermeni mirasını sahiplenmek için çok tutarlı bir politika yürütüyor. Artsakh'ın eski Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı, Bakü hükümeti 1. Artsakh Savaşı'nda şehit olan özgürlük savaşçılarının mezarlarını gösterişli bir şekilde yıkıyor ve yakın zamanda Hadrut'a bağlı Arakel köyünün mezarlarını yerle bir etti. Azerilerin kendilerini Ahvan torunları olarak görüyor ve manastırlarımıza ve kiliselerimize saygısızlık etmek için çalışıyorlar, dedi. Ona göre düşman Hadrut'un Van köyündeki 9. yüzyıla tarihlenen Zidernagavank'ta ve 14. yüzyıla tarihlenen kilisede bir ayin gerçekleştirerek onlara saygısızlık etmiştir. Dünyayı değiştiren Ermeniler. Bu cümle insanların biyografilerini ve keşiflerini öğrenene kadar abartılı gibi gelebilir. Yabancı kıyılarda Ermenilere yönelik soykırımdan, Armenosit'ten kurtulan Ermeni göçmenlerin ailelerinde dünyaya gelen bu insanların özverili çalışmaları ve çılgın fikirleri sayesinde dünyanın her köşesinde her saniye insanların hayatı kurtarılıyor. Onlardan biri Varastat Vazancıyan. 18 Mart 1879'da Batı Ermenistan'ın Yerzinka şehrinde doğdu. Hamidiye katliamlarından kaçarak 1895'te Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve Worcester, Massachusetts'e yerleşti. 1902'de Harvard Dış Hekimliği Okulu'na kabul edildi. 1905 yılında mezun olduktan sonra aynı okulun ortopedik diş hekimliği bölümünde asistan olarak göreve başladı. Azancıyan kariyeri boyunca sıklıkla ortopedik diş hekimliği ve plastik rekonstrüktif cerrahinin sınırlarını aştı. Bir şükran göstergesi olarak 1919'da İngiltere Kralı 5. George onu St. Michel ve St. George nişanı ile onurlandırdı. 1919'da Boston'a dönen Varastat Kazancan, Harvard Dişçilik Okulu'nda maksilofasyal askeri cerrahi profesörü unvanını aldı. 1941'de Varastat Azancıyan, Harvard Tıp Okulu'nda ilk plastik cerrahi profesörü oldu. Onun yenilikçi yaklaşımları, plastik cerrahinin daha da geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için itici güç oldu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gagik Muratyan topluluğu tarafından seslendirilen, dünyaca tanınmış Aşuk Sayatnova'nın Kamança adlı eserini sunuyoruz. Amen sazime çün govat dun tamam das mis kamança nakaz markişi kanatesni dun arapas mis kamança nakaz markişi kanatesni dun arapas mis kamança. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.